kaynakları, bilinen simaları, fotoğrafçı kardeşimiz Murat Baldan, telefoncu Sinan kardeşimiz, kömürcü Karaslan Kömür, Derviş abimiz gelmiş. Hoş gelmişler. Sefa getirmişler. Nasıl buldunuz abi çadırımızı? Abi çok güzel, doğal, harika. Evet. Güzel bir ortam, aile ortamı. Evet. Arkadaşlar, bu çadırın amacı burada tanıtım. Yani kökümüz nereden geliyor? Nasıl yaşamışız bugüne kadar? Bunu göstermek için çiğrinin ortasına bir çadır kurduk. İlk zamanlarda bu neydi falan, içinde satış mı var bunun falan diye tepkiler aldık. Hani bir şey mi satıyorsunuz? Kermes gibi. Ya kermes gibi. Millet böyle biliyor yani kara çadır. Aslında tabii, bu değil yani amaç. Bilinmediği için asıl sebebi. Yani atalar bu çadırın içinde yaşadı. Yani ben kendim yaşadığım için biliyorum. Çadırın içinde doğduk, büyüdük. Atalar bu kara çadırda yaşadığı için burayı kurduk. Herkes bilsin, gelsin, gelen buyursun, gelsin. Bu çadırın amacı nedir? Nasıl bu kara çadır nereden yapılıyor? Neyle yapılıyor? Gördüğünüz gibi çıtayla yapılıyor. Orijinal. Yaşam tarzı, içinde nasıl yaşanıyor? Kimler yaşamış? Yani Türklerin kökü zaten Osmanlı, Kıbrıs'a kadar. Hatta Osman Gazi de dahil, Orhan Gazi de dahil çadır hayatını yaşamış. Yani Ertuğrul Gazi falan şimdi filmlerde çıkıyor ya. Çadır hayatını yaşamış. Yani bu bizim kökümüz çadırdan geldi. O yüzden bu çadırı buraya kurduk. İşte misafirlerimiz geliyor, ağırlıyoruz. Merak edenler geliyor. Arkadaşım zaten Yörük, Belenceli. Sinan kardeşimiz. Çevirdi misin? Benim. Evet. Abimiz Menteşli. Derviş abi sen de kaldın mı çadırda? Çok kaldım abi. Beyazlı yalnız bizim kaldığımız. Köyde. Bir de askerde kampette çok yaptım. Ceza alıyordum genelde. O zaman. Abi sizin çadır nasıl beyazlı? Yani üçgen çadırla alıyoruz ya köylere. Kızılay çadır. Kızılay çadır. Kamp çadırı abi. He, kamp çadırı. Evet. Atalarımız bu kıl çadırda kalmış. Şimdi bu Belkuyu dedik ya hani şenlik yapacağız diye. Orada 30-40 tane aile. 30-40 tane bu çadırdan. Eskiden konarlarmış abi. Orada yazı geçirirlermiş. Hayvanlarını güderlermiş. Orada kış olduğu zaman burasının kışı sert oluyor. Göçerlermiş Aydın tarafına. Aydın tarafında dağılırlar. Sıcak yerler. Yani biraz daha sıcak. İklim sıcak. Burası çok soğuk. Zaten kışın ot olması soğuk. Buna konar göçer yörücü. Yani göçebe hayat. Yani bizim kökümüz de aslında Türklerin kökü de göçerlikten geliyor. Göçe buraya kadar Anadolu'ya kadar gelmişler. Onu temsil eden çadırımızı kurduk. Herkesi bekliyoruz. 18 Mart'a kadar burada. Gel şurada az bir zaman kaldı. 18 Mart'ta şehitlerimizin anısına mevlidimizi düzenleyeceğiz. Herkes buyursun gelsin. Temmuz'un 7'sini hazırlıyoruz. Tabii. Ondan sonra artık daha yoğun gündem bizim için daha zor, daha meşakkatli. Güzel günler diyelim. Zor günler diyelim. Ya bizim için zor günler yani dernek için, derneğin yönetimindekiler için gerçekten zor bir şey. Burada Belkuyu'da şenlik yapacağız. Biraz önce bahsettiğimiz yerde. Tabii herkes katılacak. Zaten İnşallah. Dışarıdan da İnşallah, tabii isteriz. Gelecekler var. Tepkiler çok olumlu. Antalya'dan arıyor adam. Geçenlerde izlemişsinizdir gerçi yaptığımız canlı yayınlarda. Kırşehir'den çıktı özel geldi adam buraya. Ankara'dan, İstanbul'dan adamlar. Yani özel bu tarafa işi düşen çadıra uğruyor. Burada çadır varmış diye. Kırıkkale'den de geldi. Kırıkkale'den de geldi. Doğru o şeyci değil mi? Tadım müdürü Tadım Murat müdürü. Abi. Evet Murat abi. İzliyorlar böyle canlı yayın. Ulaştığı yere kadar. Aa, adam diyor ki çarşının ortasında çadır kurmuşlar ya. Bu nasıl bir şey böyle? Sandıklı da adam evinin üzerine kurmuş çadır abi. Yer bulamamış. O evin üzerine kurmuş. Biz evet, de Çivril'in göbeğine kurduk. Çok güzel. Böylelikle yorup çadırı faaliyete geçmiş olalım. Tabii yani bu orijinal bir de orijinal üç direk denir buna. Orijinal yörük çadırı bu. Aynen. Konar şöyle, göçer yörüklerinin tabii çadırı 5 metreye 2,5 metre. Yok. Ya demir yok normalde yok. De bunlarda demir yerine şey olur. Ara sıra da böyle yapar. Ara sıra da böyle yapar aslında. Bu kokuyu solumadın mı o zaman? Hayır soba normalde aslında çadır, duman. Gözenekleri kapatması gerekiyormuş. Evet. Kapatmadığı için su alıyor. Evet. Normalde bu demirlerin yerine kenarlarda sövenler olur. Söven dediklerimiz kazıktır yani bu tahtadan, şeyden, ağaçtan kazıktır. Onlara sövenler. Bazı insanlara sövenlere iyi kerif olur. Sövenlere gibi. Aynen. Ona kösebet, isabet olur. Aynen. Sövenler. Bu bir ailelik çadırdır. Yani burada bir karı, bir koca olur en fazla. Hadi onun anası babası da olur 4. 3-4 çocuk olur. Gene 10 kişilik. Burada yatır, kalkar, yer, içerler, burada kalırlar. Biz çok okula gittik çadırda. Aydın Ovası'nda. Çadırda yatardık. Sabah kakardık, giyerdik mavi cizmeleri.
elbiselerimizi, burnumuzda sümük. Karabodiyeler ya. Karabodiyeler. Karabodiyeler. Ben de gördüm onu. Aynı sezon oldu zaten. Evet. Ben de çok iyi. İyiydik ya. Aynen. Aynen. Bizim siyahtı, gri oldu. 80'de, değil mi? Evet. Sonra mı? Ben de 80'de. Gri oldu. Evet. Karabodiyeler. Ben de 83'te. Resmi 80'de. Aynen. Ben de bir şeyim. Evet, biz de 80'de. Bodiye derdik önce. Hindi önlük diyorlar. Bodiye, aynı ya. 80'de mi? Değişiyor yani. Nesil zamanla değişiyor. Doğru bir şey. Önceden yırtın sokağa çıkılmazdı.